Ermeni Apostolik Kilisesi 10 Mayıs Pazar günü haçın ışık olduğu anlamını taşıyan haçın Yeruşalim'de görünüşü yortusunu kutladı. Ermeni Apostolik Kilisesi 10 Mayıs Pazar günü bir yıl içerisinde kutlanan 4 haç bayramından biri olan ve haçın ışık olduğu anlamını taşıyan haçın Yeruşalim'de görünüşü yortusunu kutladı. 351 yılında Yeruşalim'de güneşli bir öğle vakti gökyüzünde 1 kilometre uzunluğunda ışıktan bir haç belirir. Birkaç saat gökyüzünde kalan bu haçı halk şaşkınlık ve coşkuyla izler. Bu olay Hristiyan dünyasında iman-ikrar duasının pekişmesine ve kesinleşmesine sebep olur. Ermeni Apostolik Kilisesi de bu olayı kendi kilise takvimine alarak her yıl kutlamaya başlar. Bu yılda 10 Mayıs Pazar günü Kutsal Haç'ın Yeruşalim semalarında görünüşü yortusunu kutladı. Koronavirüs önlemleri sebebiyle hafta içi gerçekleşen Kutsal Sunağı ayini 10 Mayıs Pazar günü Türkiye Ermenileri Patrikliği Facebook sayfasından yayınlandı. Ardından canlı yayınla Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II. Maşalyan, bu özel günün tarihçesini, Ermeni Apostolik Kilise takvimine alınışını, Kutsal Haç'ın imanlı bir Hristiyanın hayatındaki yeri ve önemini anlatan Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Vaazının sonunda tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı ve haçın sırlarından olan kendini feda etme duygusunun, anne sevgisinin Tanrı tarafından tüm annelere lütfedildiğini, tüm annelerin birer aziz olduğunu söyledi. Vaazını İsa Mesih'in söylediği gibi, kulakları olan işitsin diyerek bitirdi. Çünkü Tanrı çok sık yapmasa da ara sıra bu maddi dünyada çatlaklar yaratır. Ve o çatlaklardan kendi ışığını gönderir bize. İmanımızı biraz tazelemek için. Sevgili kardeşlerim, hepimiz öleceğiz. Ve hepimizin mezarının başına haç dikecekler. Niye? Çünkü umudumuz o. Çünkü her şey bittiğinde sarılacağımız tek şey o. Ve Tanrı dedi ki, gerçek bu haç. 351 yılında ben gösterdim onu. Ve Hristos bütün vaazlarını bitirdiği gibi bitiriyorum ben de. Kulakları olan işitsin. Amen.